Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Hacı Ergin, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayımız Yıldıray Karaca arkadaşımızın düşüşünden dolayı resmiyetten Alaaddin arkadaşımızı tekrar Belediye Başkanı adayı olarak sizlere gösteriyoruz, sunuyoruz. İnşallah temenni ederiz ki bunu da sonunu getiririz. İnşallah. Ciddi bir şeyle çalışmamıza devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim hepinize. Öncelikle kıymetli misafirlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar bana vermiş olduğunuz destekten dolayı öncelikle sizlere ben teşekkür etmek istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Büyük Birlik Partisi'nin Turgutlu Belediye Başkanı adayı Yıldıray Karataş olarak geçmiş günlerde Salı günü biz bütün listelerimizi meclis arkadaşlarımızla birlikte listelerimizi teslim ettik. Çıkan ani bir karar sonucu cumartesi günü saat 4.30'da öğrendiğimiz adayın düşüşüyle ilgili, şahsınla ilgili memnun hakların iadesi kararıyla ilgili adaylığın düştüğü bize bildirildi. Tabii bu süreç yetişmedi benim adaylığımla ilgili. Ama ben şunu açık ve net söyleyebilirim. Biz koltuk sevdalısı, makam sevdalısı değiliz. Ben olmam, bir başka arkadaşım olur, sıkıntı yok. Alaaddin Bey bu konuya partimiz uygun gördü. Ben şahsım ve ailem olarak, benim bütün dava arkadaşlarım olarak sonuna kadar onun yanındayım, onun yanında mücadele edeceğim. Biz Büyük Birlik Partisi olarak seçime gireceğiz. Bu yerel seçimler şahıslara özel değildir. Tüm Turgutlu ilgilendiren bir konudur. Biz hizmet için bu yola çıktık. Bireylerin, şahısların, makam sevdası için parti gezenlerin gibi biz olmayacağız. İttifak teklifleri oldu. Şahsımıza yapılan teklifler güzeldi. Hepsine teşekkür ederim. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak hiç kimseyle, hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağımızı buradan sizlerin aracılığıyla açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Lakin şimdi asıl konumuza gelirsek, geçmiş dönemde 2019 yıllarında belediye başkanlığı adaylığım sürecinde dönemin belediye başkan yardımcısına yapmış olduğu şikayet neticesinde 10 aylık bir hapis cezası almıştı. Bu ceza neticesinde o zaman resmi aday olamamıştı. Şu anda Büyük Birlik Partisi'nin resmi adayıydım bugüne kadar. Genel başkanlarımız, parti temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız bütün istihbari araştırmaları yaptıktan sonra benim adaylığımı uygun görmüştü değerli arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, kıymetli Turgutlu hemşerilerimiz. Bunları iyice artık herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü burada bir emek hırsızlığı diye adlandırabiliriz. Bizim emeğimiz yendi. Ben 4 aydan 5 aydan beri arkadaşlarımla, parti başkanlarımla, ilçe teşkilatımla, bana inanan insanlarla sokak sokak kapı kapı gezdim. Biz her yerde şunu söyledik. Biz görüntü ve gürültü kirliliği yapmayacağız dedik. Lakin bizim söylemlerimiz bazılarını rahatsız etti umarım. Gelişimiz, iktidarın ayak sesleri onları rahatsız etti umarım. Böyle bir şeyin altına imza attılar. Şimdi ilk duyması gereken belediye başkanı adayı ben iken benim dışımda herkes duydu ama ben duyamadım. Şöyle duyamadım. Bu konuyu kimse yanlış algılamasın. Yunus Oğan benim arkadaşımdır. Bu onu suçlamak değildir. Yunus Bey abimle deyken de abi Yıldıray'ın adayına düşmüş. Doğru mu böyle bir konu dediğinde tabii abim beni haberdar etti ve abimden sonra 20-30 tane arkadaşım beni bu konuyla alakalı aradı ve bu dakika itibariyle biz Gidip İlçe Seçim Kurulu'ndan adaylığımızın düştüğünü öğrendik. Adaylığımızın düşeceğini öğrendik. Çünkü memnun haklarının kararının kısa bir sürede yetiştirilemeyeceğini herkes biliyor. Burada benim maksadım hiçbir siyasi partiyi ya da kıymetli hakimlerimizi, savcılarımızı ilçe seçim kurulunu suçlamak değil. Kimseyi suçlamıyoruz. Benim resmi adaylığım düşmüştür. Bugün itibariyle ben seçim koordine başkanı Yıldıray Karataş olarak artık sahalardayım. Ben kardeşim Alaaddin Oral için sonuna kadar, seçim sonuna kadar mücadele aslanlar gibi yapacağım. Biz dediğim gibi bizde adamcılık yok. Bizde dava bilinci var, dava aşkı var. Biz bu bilinçten sonuna kadar meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte listelerimiz aynıdır. Sadece belediye başkanı adayı Büyük Birliğin Yıldıray Karataş değil de Alaaddin Oral'dır. Tüm Turgutlu'nun ben vicdanına bırakıyorum bu konuyu. Herkes araştırabilir. Her şey şeffaftır. Burada ilçe seçim kurulunun resmi evraklarıdır. Değerli basın mensuplarımız, değerli hemşirelerimiz. Burada şahsımla ilgili hemen okuyorum sizlere. Yıldıray Karataş'ın adli sicil ve arşiv kaydının incelenmesi sonucunda takdirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası alması gerekçesiyle seçime engel mahkumiyetinin bulunmaması tevdi üzerine menduh hakları olmadığını gerekçe sunarak belediye başkan adaylığının düşürüldüğü
burada tüm kaymak uyunun üzerinden tüm Turgutlu halkına göstermiş olalım. Biz en başta nasıl başladıysak hala devam edeceğiz. Biz onurlu, şerefli, Elif gibi dik bir siyaset izlemeye seçim sonuna kadar devam edeceğiz. Ve ben inanıyorum bizler kazanacağız. Sayın Başkan, basın olarak bizim de sorularımız olacak. Öncelikle kamuoyunda konuşulan hususlardan bir tanesi bir başka partiyle, bir başka adayla ittifak yaptığınız, görüşme yaptığınız yönünde. Bu konuda sizden de biz açıklama bekliyoruz. Buyurun. Tabii ki ben her şeyi şeffaflık içinde anlatalım. Ben bütün parti temsilcileriyle hem geçmiş olsun için arayanlarla görüştüm. Hem ittifak maksatıyla görüştüm. İlçe başkanımın da haberi var. Meclis üyesi arkadaşlarımın da haberi var. Bizde her şey şeffaflık içinde. Bizde yalan dolan yok. Bizde arkadan dümen çevirmek yok. Her partiyle benimle ittifak yapmak, yani bizimle Büyük Birlik Partisi çatı altında ittifak yapmayan herkese şu söz veriyorum ki. Benim maddi zararımın dışında, ben 600-700 milyar lira para harcadım bu işe, önemli değil. Ben sonuçta bunu maddi çıkar için yapmıyorum. Ben Turgutlu'ya hizmet için bu yola çıktım. En baştan beri de söylüyorum, ne parti temsilcilerinden ne meclis üyesi adayı arkadaşlarından bugüne kadar 1 lira talebim olmamıştır. Seçim sonuna kadar da olmayacak. Ha, onlar kendileri eline vicdanına koyar, bir şeylerin eline, taşın altına elini koyarlar, onların takdiridir. O benim sorunum değil. Onların nacizane kalben fikridir. Ama ittifaklar konusunda şunu söyleyebilirim açık bir şekilde. Serhat Bey'le bir kısa bir görüşmemiz oldu. Ben onun kendisine partiler arası protokolünü olması gerektiğini, bizim taleplerimiz olacağını, projelerimizden bazı şeyleri kabul ettikleri takdirde protokol üzerinde biz bunu yapabileceğimizi söyledik. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan toplantı yaptık. Bizimle ittifak yapmak isteyenler öncelikle bizim projelerimizden, tramvay projemizi, 3 katlı otopark projemizi, işte Doğan Sendromlu kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözü, otoparktaki eğitim yuvası ve kütüphaneyi, hayvanat bahçesi gibi 5 tane projemizi kabulü ve bizim partimizle birlikte, yani hangi parti olursa olsun, bizimle ittifak yapmaya kalkan ya da böyle bir talebi olanlara şunu söyledik. Protokol kardeşim. Biz 2 tane müdürlük istiyoruz. Burada saklı gizli konuşacak bir şey yok. Biz diyoruz ya, biz her şeyi şeffaf yapacağız. Bizde yalan dolan yok. Bugün Cumhur İttifakı da gelse, ittifak teklifesi aynı şeyleri söyleyeceğiz. Serhat Bey gelse aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ahmet Bey gelse aynı şey, kim gelirse gelsin. Yani burada isimlerin çok önemi yok. Çünkü burası Büyük Birlik Partisi'nin çatısı altısı. Biz her zaman genel başkanımız rahmetli Mustafa şehit liderimiz Müslüm Başkanımızın izinde Elif gibi durmaya olacağız söyledik. Ve Mustafa Başkanımızın da desturuyla çıktığımız yolda biz sözümüzden dönmeyeceğiz. Çünkü biz Turgut halkına şu sözü verdik. Biz omurgalı bir siyaset yapacağız. Davamızdan dönmeyeceğiz. Biz koltuk sevdalısı olmayacağız. Biz kimseye şahsi menfaatlerimiz için ne partimizi ne davamızı peşkeş çekmeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözü yeni belediye başkan adayımız, yeni belediye başkan adayımız Alaaddin Bey'e bırakmadan önce sizlerin son sorularını almak istiyorum. Basın mensuplarının da sormak istediği bir soruyu onları temsilen ben soruyorum. Tabii Cumhur İttifakı'nın adayından bu hususu öğrendiğinizi dile getirdim. Bunu biraz açar mısınız arkadaşlar? Şimdi tabii ki açarım şeffaflık bir şekilde. Yunus Bey beni aradı zaten telefonla. Biz bizzat görüştük. Dediğim gibi Yunus benim arkadaşımdır. Allah onun da çıktığı yolda, onu da muvaffak etsin. Bizleri de muvaffak etsin. Sonuçta hepimiz seçim kazanmak için bu yola çıktık. Tabii ki ben şu anki adayların 14 adayın arasında en güçlü adaylardan bir tanesiyim. Favorilerde 4'te gösterilen adaylardan. Kazanma ihtimalinin en yüksek adaylardan bir tanesiyim. Yunus Bey bana bu konuyu şöyle izledi. Ben de duydum. Yıldıray dedi. Bu sebeple geçmiş olsun dedi. Yani yapabileceğim bir şey var mı? Ne onun ne bir başkasının artık yapabileceği bir şey yok. Ben ona da başarılar dilerim ama buradaki mağduriyetimizi ben Turgutlu halkının göreceğine inanıyorum. Biz daha güçlü bir şekilde artık sahalardayız. Tam kadro sahalardayız. Yani ilçe seçim kurulu sizi bu konuda disneylere teslim ettikten sonra çarşamba günü 7. sıra adayınızın eksikliğiyle ilgili bilgilendirdi. Ancak şimdi, sizi bilgilendirmedi mi? Haşim Bey ve diğer kemikli basın mensubu arkadaşlarımız, ben en baş lafın başında da söyledim. Ben ne devletimizin temsilcilerini, ne Yüksek Seçim Kurulu, ne diğer siyasi partileri karalamak ya da onları suçlamak değil benim maksadım. Buradaki toplanma sebebimiz benim resmi adaylığımın düştüğünü açıklamak ve meclis üyesi arkadaşlarımızı birazdan sizlere de ben açıklayacağım. Ve yeni belediye başkanı adayımızı, Büyük Birlik Partisi'nin yeni belediye başkanı adayı Alaaddin Oral Bey'i sizlerle takdim için burada bulunduk. Seçim kurulu, evet belki insanlar hata yapabilir, hepimiz hata yapabiliriz. Belki benim partim de hata yapmış olabilir, bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilir. Bunlar bir bahane değil. Sonuçta ben resmi aday olamadım. Resmi adaylığım düşürüldü.
Tamam 3 gün 4 gün kendi içimde gerçekten çok büyük fırtınalar kopardım. Aklıma her türlü şey geldi. Birçok insanın empati yaptığında ne demek istediğimi anlayacağını çok iyi düşünüyorum. Çünkü 4 aylık 5 aylık bir emeğim. Gecemin gündüzümün birbirine kattım. Çoluğumdan çocuğumdan ayrı kaldım. İş yerimi sattım, arabamı sattım, motorumu sattım. Ben çünkü benim ve bana inanan insanlar benim bu yolda galibiyeti alacağıma inandıkları için ve biz de buna inandığımız için biz kendimizden fedakarlık yaptık. Ben ailemden, çoluğumdan, çocuğumdan fedakarlık yaptım. Gecemden, gündüzümden fedakarlık yaptım. Her sabah 8'de kalktım, gece 3'lerde yattım. Çok çalıştım. İnsanlara tane tane tek tek kendimi anlattım. Artık Alaaddin Bey'i anlatacağım. Bizim projelerimiz aynıdır. 19 ana projemiz ben ve partim için geçerlidir. Alaaddin Bey de aynı şekilde artık sahalarda 19 projemizde. Bu projeler şahıslar özel değildir. Büyük Birlik Partisi çatısı altında ilçe teşkilatımız, meclis üyesi abilerimiz, kardeşlerimiz, hanımefendilerle birlikte biz sonuna kadar bu yola devam edeceğiz. Öncelikle hepiniz geldiniz. Teşekkür ederim. Ben sözü bitirmeden önce son bir şey söyleyeyim. Son bir sorumuz olacak. Ondan sonra sizin sözünüzü buradaki bulunan gazeteciler adına, yerel gazeteciler adına bu soruyu temsilen soruyorum. Tabii ki. Sizin de vaktinizi çalmamak için. Sizin adaylıktan çekildiğiniz ve başka adaylardan para alıp çekildiğiniz yönünde söylentiler var. Ortada geziyor. Bu konu hakkında da kısa bir açıklama alalım. Şimdi çamur atlısı kalktığım politikasını burada bilmeyen yoktur. Şimdi ben de sizi kararlayabilirim. Abdül Bey'i kararlayabilirim, Hasan Bey'i kararlayabilirim, sizleri kararlayabilirim. Burada herhangi bir insanı kararlayabilirim. Allah'ın izniyle biz hiç kimseden para almadık kardeşim. Her suç atma ispata dayalıdır. İspat etmeyen de şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Biz buradayız, sizlerin karşısındayız. Bakın şöyle etrafınızda yüzlerce insan buraya babamızın hayrına toplanmadılar. Bu insanlar bize inandıkları için toplandı. Parti temsilcilerimiz, meclis üyesi adaylarımız hepimiz buradayız. Biz hiç kimseyle ittifak yapmıyoruz. Yapmayacağız. Kimseden de delik bir kuruş almadım. Evet, ittifak görüşmelerimiz oldu. Zaten açıkladım. Şeffaflık şeklini açıkladım. Serhat Bey'le de görüştük. Ben diğer görüştüğüm adaylara da aynısını söyledim. Ben görüşmedik demiyorum. Görüştük. Duyan aradı. Çünkü bu kadar kalabalık bir cerrahı, 3000-4000 kişilik oy kapasitesine sahip Yıldıray Karataş'ı bireysel olarak herkes yanına almak ister. Ama o kapılar dün itibariyle herkese kapanmıştır. Bu saatten sonra ittifak çağrılarına yanıt vermeyeceğiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak onun belediye başkan adayı Alaaddin Oral'ın yanında sonuna kadar duracağız. Meclis üyelerimizle, meclis üyesi adaylarımızla birlikte bizleri seven, bizlere inanan herkesten biz bu yolda sonuna kadar devam edeceğiz değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerimiz. Hepinize teşekkür ederim. Geldiniz buraya, beni dinlediniz, destek için geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Ben son sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum ve şunu söylüyorum. Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve desteği. Hem kardeşim, hem sadıcım, hem yol arkadaşım, dava arkadaşım, Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayı Alaaddin Oral'a da göstermenizi rica ederek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir şaka yapalım. Ben, başkanım size müsaade ederseniz, Alaaddin Bey'in konuşmasına başlamadan önce Büyük Birlik Partisi'nin 20 temsilcisi olarak atanan kardeşim dediğim gibi can arkadaşım, sadıcım, hem asker arkadaşım, her şeyim olan Alaaddin Oral'a partinizin rozetini bizzat ben takmak istiyorum müsaadelerinizle. Sayın başkanım. Öncelikle kıymetli misafirlerim, sayın basın mensupları hoş geldiniz. Malum Yıldıray Başkanımızın hukuki sürece takılmasından dolayı, belediye başkan adaylığı düşürülmesinden dolayı, bundan sonra başında nasıl karar aldıysa yola aynı şekilde hep beraber değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla, dostlarımızla yola devam kararı aldık. Bu görevi de bana genel başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin beni uygun görmesiyle ben bu görevi, kutsal görevi cani gönülden kabul ettim. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde biz sonuna kadar meclis üyelerimizle beraber, hep beraber Yıldıray Başkan'la beraber yanımızda bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Malum Yıldıray Başkanımızın hukuki süreci devam ettiğini öne sürdüler. Ve bu dolaydan belediye başkan adaylığı düşürüldü. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak, bir aile olarak hep beraber bu yolda devam kararı aldık. Yıldıray Başkanımın da dediği gibi ittifaklardan teklifler geldi. Ama biz
Kendimiz, arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu yola çıktık ve devam kararı aldık. Kendi Büyük Birlik Partisi çatısı altında devam kararı aldık. Allah'ın izniyle biz bu yola çıktık ve bu yolda da başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Dostlarımızla beraber hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı olarak inşallah bayrağı dalgalandıracağız. Allah'ın izniyle. Kıymetli basın mensupları, sizlerin zamanını aldık, buraya geldiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz sorular varsa şeffaflık içinde cevaplayabiliriz. Abdül Hocam, yoksa yayınımızı biz burada bitirelim. Dediğimiz gibi biz yola tam gaz devam. Çekilmek yok, yılmak yok, para ve menfaat için kendini satmak yok. Biz Büyük Birlik Partisi olarak başın seçimin sonunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Ve kimin kaybettiğini, kimin kazandığını tüm Turgut halkı hep birlikte görecek. Teşekkür ederim. Adaylarımız düşmüş olabilir ama Allah'ın izniyle biz hala düşmedik. Biz, evet, çok şükür başkanım. Şimdi biz burada meclis adaylarımızı ben sizlere tanıtmak istiyorum. Kıymetli basın mensupları. Ecem, kızım gelin Leyla Hanım, buyurun. Gamze Hanım, buyurun. Sen ne var? Ben toplu fotoğraf atarım. Aynı. Şimdi öncelikle şöyle fotoğraf alabilirsiniz Ümit Bey. Buyurun hep beraber. Bizlerin ne kadar büyük bir aile olduğunu tekrar söylemeye gerek yok. Gerçekten biz büyük bir aileyiz. Menfaatsiz, çıkarsız birbirine bağlı olan aileleriz. Buradaki herkes benim dostum. Herkes aile dostum, yakın dostum. Öncelikle onların bana vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Öncelikle ben kontenjan adaylarımızdan, belediye başkan adayımızı zaten biliyorsunuz artık, Alaaddin Oral Bey. Kontenjan adaylarımızdan Sare Karataş'ı sizlerle tanıştırayım. Kendisi benim eşim olur. Bana benim adaylığım düştü. Hayatım ne yapacağız dediğinde korkma, biz yanındayız. Allah'ın izniyle biz bu maçta kardeşimiz Alaaddin'in yanındayız. Senin yerine vekilin olarak o kazanacak bu maçı dedim. Ve bana her türlü desteğini sağladı. Kendisine teşekkür ederim. Kontenjan adayımız. Şimdi kontenjan adaylarımızdan Hatice Çolak hanımefendi şu anda aramızda değil. Kendisi şehir dışında. Ve Ahmet Başkanımız, Ahmet Ay Başkanımız da şu anda aramızda değil, kontenjan adaylarımızdan. O da Manisa'da bir işinden sebep bugün aramıza katılamadı, mazereti var. Birinci sıra meclis adayımız Serhan Pınar'ı ben sizlere takdim edeyim. Serhan Bey buyurun. Serhan Başkanımız emekli zabıta, zabıta memurluğundan emekli, belediyeciliği en iyi bilenlerden. Bu zamana kadar hiçbir yanlışını görmediği, uzun yıllardan beri dostum olan değerli abimi öncelikle sizlerle tanıştırayım. Abi ben teşekkür ederim. Sizi ben böyle alayım, tanıştırdım adayları. İkinci sıra meclis adayımız Haşim Yunusoğlu. Benim çok kıymetli, hem aile dostum, hem abim, hem büyüğüm, hem sırdaşım. Yani ne denilir, adına ne koyarsanız siz onu söyleyin. Benim için çok kıymetli bir büyüğüm. Her zaman yanımda oldu. Ben de ölene kadar Allah'ın izniyle onların yanındayım. İkinci sıradan şehir meclis adayımız. Kendisi inşaat işleriyle uğraşmaktadır. İş adamıdır. Hepinizden ben bu konuda desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umuyorum. Teşekkür ederim Ayşem abi. Sağ olun. İkinci sıra adayımız Sayın Yılmaz Mimtaş beyefendi. Yılmaz abi de aynı şekilde hem dostumdur, hem abimdir, hem yoldaşımdır, canımdır, ciğerimdir. Onun arkamda ciğer Yılmaz'dır. Bütün memleket bilir. Yılmaz abimiz oto alım satım galeri işleriyle uğraşmaktadır. İş adamıdır kendisi. Üçüncü sıradan Büyük Birlik Partisi'nin şehir meclis üyesi adayıdır. Teşekkür ederim Yılmaz abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi aramızda İlhan Başkanım yetişemedi. İlhan Balkan. Dördüncü sıra şehir meclis üyesi adayımız İlhan Balkan beyefendidir. Şu anda yolda ama tabii programa yetişemedi biraz. Geç kaldı. Ben geldiğinde listelerimizi zaten biz kamuoyuna paylaştık. Ama buradan ben tek tek isimleri aktarayım. İlan Başkanımız birazdan muhtemelen burada olur. Beşinci sıradayımız Selim abi, buyurun. Selim Başkaptan'dır.
Selim abim esnaf yani Fatih Sanayi Sitesi'nde. İşletme de kaç mıdır? Ben ona dayı derim. O benim dayımdır. Bugüne kadar 25 yıllık dostluğumuzda hiç beni kırmadı. Her zaman hangi koşulda olursa olsun her zaman benim yanımda oldu. Yıldıray ne yaparsan yap. Oğlum seni yanlış yapmış yani ben biliyorum. Onun için ben senin yanındayım dedi. Ben de senin yanındayım dayı. Allah'ın izniyle sizleri ben o meclise sokacağım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi devam edelim. Benimle birlikte evrak eksikliği bahane edilerek adaylıktan düşürülen 7. sırada bir kardeşimiz var. Ama ondan önce ben Serkan Bey'i sizlerle takdim etmek istiyorum. Serkan Ateş, son yüzyılın büyük sürprizi Turgutlu'ya. Hayırlısı olsun. 6. sırada şehir meclis üyesi adayımız Serkan abi. Aynı şekilde diğer abilerim için de konuştuysam onun için de geçerli. Biz çocukluktan beri abiyiz kardeşiz. Onun rahmetli kardeşi namıda Erket o benim sadıcımdır. Allah yattığı yeri cennet etsin. Serkan abim dedi ki çıktığım bu yolda ben yanındayım. Ne karar verirsen ver yanındayım. Ben de dedim ki abi benim kararım net. Ben Elif gibi dik olacağım. Seçimin sonuna kadar omurgalı bir siyaset izleyeceğim. Şerefli bir siyaset izleyeceğim. Kimseye çamur atmadan bir siyaset izleyeceğim. Ben projelerimi anlatacağım. Turgut'la yapmak istediklerimi anlatacağım. Onlar da bu yönde bana desteklerini hiç esirgemediler. Bundan sonra da esirgemeyecekler. Çünkü Allah'ın izniyle biz daha büyük bir aile olarak artık sahadayız. 11-12 bin görülen oy potansiyelimiz şu anda 20 binlerin üzerine çıkmıştır. Ve biz bu seçimi kazanacağımızı tüm Turgut halkının bilmesini isterim. Teşekkür ederim Serkan abi. Şimdi seçim listemizden biz şöyle devam edelim. Belediye meclis üyeliği adaylığımız, evrak eksikliği sebebiyle düşen adaylarımızdan bir tanesi İsmail Özçiftçidir. Akçapınarlı'dır, çiftçidir kendisi. Ben öncelikle hem kardeşime hem kendime geçmiş olsun diyorum. Çünkü bir şey geçmedi ama biz yine beraberiz, yine sahadayız, yine hep beraberiz. Ama listelerimizden düştü yani. İnşallah başka seçimlerde yine birlikte yol izleriz. 9. sırada, pardon çok özür dilerim. 8. sıra adayımız Elif Hanım'dır. Elif Hanım siz de ver alalım. Şimdi bizim şehir meclis üyelerimizin içinde en gençtir Elif Hanım. Üniversite öğrencisidir kendisi. Sağlık personeli, yani sağlık üzerine okuyor. Adem Bey hoş geldiniz. Sağlık öğrencisi değil, dilimden kurdu, özür dilerim. Elif Hanım'ı ben sizlerle takdim edeyim. En genç listemizi Turgutlu'da görülmemiş, belki Türkiye siyasetinde görülmemiş bir yol izledik. Dedik ki biz gençlerin sesi olarak Turgutlu Belediyesi'ni yönetmeye talibiz. 18 yaş, 35 yaş arası biz Turgutlu Belediyesi'ni gençleştireceğiz dedik. Ve bu sözümüzün de arkasına durarak Elif Hanım'ı biz listelerimizden 8. sıradan Turgutlu altına takdim ediyoruz. Teşekkür ederim Elif Hanım. Bizim listelerimizden iki tane abimizin eksik olması sebebiyle sıralamada normalde 9. sırada olan Murat Bey buyurun lütfen. Sıralamada normalde 9. sırada olan ama şu anda liste eksikliğinden aday düşüklüğü sebebiyle 8. sıraya geçmiş olan Murat Gündüz Beyefendi'yi ben sizlerle tanıştırmak istiyorum. O da gördüğünüz gibi genç bir kardeşimiz. Turgutlu'da su, kömür, odun, gündüz ticaretin kendisi işletmecisidir. Genç bir iş adamıdır. Ben kendisine şahsıma ve Büyük Birlik Partisi'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ve şu sözü de ona verebilirim hepinizin aracılığıyla. Ben seçim sonuna kadar bütün meclis üyesi arkadaşlarımın yanındayım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seçim koordinatör başkanları olarak ben yine sahalardayım. Yine Büyük Birlik Partisi için oy isteyeceğim. Alaaddin Bey için oy isteyeceğim. Şehir meclisi adaylarımız için oy isteyeceğim. Hiçbir şey değişmedi. Moralimiz yüksek. Şok atlattık, sıkıntı yok. Teşekkür ederim Murat Bey. Yine devam edelim. Tek Yeşil Köşe bir abimiz. Büyük Birlik Partisi'nin müdavimlerinden, yıllarca emektaşlarından. Kendisi sağlık sebebiyle bugün programımıza katılamadı. Biraz rahatsız kendisi. Ben ona da buradan sadece isim olarak sizlerle tanıştırayım. İlerleyen zamanlarım sağlığı zaten kendisini göreceksiniz. Tek Yeşil Bey, İlhan Başkanım gel. Tam da biz senden bahsediyorduk. Gel başkanım. Hoş geldin başkanım. Gel hemen böyle. Dördüncü sıradan şehir meclis üyemiz İlhan Balkan Beyefendi. Biraz önce dedim ya az bir gecikme oldu. Geçip geçen hepimizden özür dileriz. İlhan Bey'i ben sizlerle tanıştırayım. Uzun yıllardan beri dava abimdir. Kardeşimdir, dostumdur.
Bana bu yolda desteği için ben kendisine tekrardan teşekkür ederim. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kocaman bir aile olduğumuzu inanıyorum. Aynen. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Allah'ın izniyle hep beraber kazanacağız başkanım. İnşallah başkanım. Teşekkür ederim. Şimdi diğer adaylarımıza da hemen geçelim. Mehmet Bey, Haşim geldi mi Mehmet Bey? Gelemedim oğlum. Şimdi Mehmet Bey bizim kardeşimizdir. O da şehir meclis üyesi adayımızdır. Benim 30'lu yani 30 yıldan beri dostum, hem kardeşim, hem dava arkadaşım, yol arkadaşımdır kendisi. Şu an aramızda değil. Çünkü bugün normalde biz meclis üyelerimizi tanıtım için buluşmadık. Meclis üyelerinin tanıtım toplantımız ayrı olacaktı. Ona göre bir program izlemiştik. Ayın 1'inde konferans salonunda olacaktı bizim meclis üyelerinin tanıtımımız ama maalesef benim adaylığım düşme sebebi bugünkü toplanmamızın asıl nedeniydi. Yeni belediye başkan adayımızı tanıtmaktı. O vesileyle burada meclis üyelerimizi de biz sizlere tanıtmak istedik. Çünkü zamanımız daraldı. Bu dar zamanda biz de sahada kazanma mücadelesi vermek istiyoruz. Bizim artık kaybedecek bir zamanımız yok çünkü bizim 5 yayımızı çaldılar. Teşekkür ederim onlara bu işin için. Şimdi şöyle devam edelim. Ümit Bey burada değil mi? Evet. Ümit Bey sizi de alalım böyle. Hoş geldin. Ümit Akkır, Iğdır'ın yiğit evladı. Bizim çocuklarımız. Kastıdır kendisi ama ben ona Iğdırlı diyorum. Yani ben Azeri benim çok dostum var. Azerilere benzettiğim için diyorum ki ya Iğdırlısın sen kardeşim, o da diyor abi ben Karslıyım. Önemli değil. Nereli olduğu önemli değil insanın. Bizim için dostluk, kardeşlik önemli. Kesinlikle. Allah'ın izniyle sonuna kadar dostuz, sonuna kadar kardeşiz. Eyvallah. O da aynen diğer adaylarımız gibi şunu söyledi. Abi her ne olursa olsun ben senin yanındayım. Nereye gidersen git her zaman yanındayım. Teşekkür ederim kardeşim. Ümit Aktürk'ü sizlere takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ayşe Hanım, sizi de alalım. Ayşe Karataş. Namı diğer Turgut Hanım'ın ablası. Dilekçeci Ayşe. Adliyenin karşısında uzun yıllar dilekçe hizmetleri verdi. Benim yengemdir kendisi. Bana uzun yıllar yengeliğim dışında annelik yaptı. Allah bin kere razı olsun. Şu anda da dedi ki oğlum ne olursa ol ben senin yanındayım. Teşekkür ederim. Anne yarım diye ben ona konuşuyorum. Ben onu çok seviyorum. Desteğin için teşekkür ederim. Evet Leyla Hanım, siz de alalım lütfen. Leyla Hanım, şehir meclis üyemiz. Genç bir ev hanımı. Normalde sağlık personeli kendisi. Hem aile dostumuz, hem de benim gelinim bu diyelim. Gelinim diyelim. Benim kardeşimin eşi gönlümde gelinim, yengemdir kendisi. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz duygulandım, kusura bakmayın. Çünkü benim için geçen kötü 3 gün var. Tanıttım. Leyla Aksoy dediğim gibi ev hanımıdır, sağlık personelidir kendisi. Şu anda aktif görevde değil, ev hanımını yapıyor. Evlatlarından beraber. Hemen siz de alalım Gamze Hanım lütfen. Merhaba, hoş geldin. Şimdi teşekkür ederim. Gamze İnceman, kendisi muhasebecimizdir bizim. Hem parti muhasebimiz, hem Büyük Birlik Partisi'nin muhasebi, hem benim gelinim olur kendisi. Halam oğluyla evli. Onu ben kaçırdım geldim bu arada. Yani evet. Onu ben kaçırdım geldim. Gelinimiz oldu. Allah razı olsun. Gönüllü kaçırdık tabii, zoraki değil. Ben seviyorum abi dedi geldi. Ocak kendisi muhasebecidir. Şehir meclis üyesi adayımızdır. O da genç adaylarımızdan bir tanesi. Dediğimiz gibi biz genç arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Biz gençlerin abisi olarak, gençlerin sesi olarak. Turgutlu'da hizmet gitmeyen gariban mahallelerin, gariban çocukları olarak bu yola çıktık. Ve Allah'ın izniyle biz bu yolda zafer muhakkak görüyoruz. Teşekkür ederim kendisi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, değerli misafirler, değerli basın mensuplarımız. Listelerinde en çok hanımefendiye yer veren bir belediye başkan adayı idim. Artık belediye başkan adayı değilim. Artık Alaaddin Bey belediye başkan adayımız. Listelerinde en çok ev hanımına, hanımefendiye ve sokak diliminde söylersek kadınlarımıza yer vermek benim için bir onurdur, bir şerefti. Allah sizlerden razı olsun. Ecem Kuloğlu, Irlamazlı aslen kendisi.
Aksoy ailesinin bir ferdidir. Soyadı Kuloğlu. Makedonya düşmenlerinden kendisi ama Ölamaz'ın bir ferdi. O da abi bir çıktı yolda, ben sonuna kadar senin yanındayım. Her türlü desteğinim dedi. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sol, bir. Yusuf abimiz bizim sanayi esnafından, esnaflarından şu anda. Kendisi müzisyendir. Şöyle, Yusuf Tunç abi, o da benim uzun yıllardan beri hem dostum hem yol arkadaşımdır. Yusuf abim dedi ki, ya Yıldıray, biz seni yalnız bırakmayacağız kardeşim. Biz her zaman senin yanındayız. Allah razı olsun Yusuf abi. Senin bu engin tecrübelerini seçimde kullanacağız, merak etme. Hep beraber kullanacağız. Ayşim Yıldırım, o da aynı şekilde diğer meclis adaylarınız gibi benim yakın bir dostumdur, çocukluk arkadaşımdır. O da şimdi tane tane içimizdeki duygularımızı tarif etmeye kalksak o duygulara program yetmez. Çok uzun saatler sürer. Biz bu yolla beraberiz sonuna kadar, değil mi kardeşim? Kazanacağız mı? Allah'ın izniyle inşallah. Eyvallah. Diğer sağlık personeli, genç meclis adaylarımızdan Yunus Bey. Kendisi benim kuzenimdir. Biz bir aile şirketindeyiz ama biz büyük bir aileyiz. Büyük bir ailenin... Hoş geldin Kadir Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yunus benim kuzenim olur. Öz ve öz kuzenimdir. Abi ben bu yolda seni yalnız bırakmayacağım. Sonuna kadar sen nereye biz oraya. Diğer binlerce insan gibi. Bu söylemlerin neticesinde tabii ben biraz duyguluyum çünkü... Benim için çok önemli bir görev değil. Ben bu yola inanmıştım, baş koymuştum. Hala inanıyorum. Allah'ın izniyle biz buradan zaferle çıkacağımızı biliyorum. Tüm Turgut da bunu biliyor. Bizim potansiyelimizi herkes biliyor. Onlar korktuklarında kalacaklar, biz kazanacağız. Onlar korkmaya devam etsinler. Onların korkuları bizim zaferimizi getirecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak yeni belediye başkan adayımızla biz bu yola baş koyduk. Biz kazanacağız, biz inanıyoruz. Hiç emeklerimiz heba olmayacak. Tüm Turgutlu halkı gerçekleri görecek ve öğrenecek. Turgutlu halkından biz, meclis üyesi adaylarımla birlikte şahsıma ve yeni belediye başkanı adayımız Alaaddin Oral'a desteklerini bekliyorum. Buraya geldiğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun destekleriniz. Sayın Başkan, son sözlerinizi alalım, daha sonra programımıza son verelim. Son sözlerim şöyle, ben diğer adayların hepsine söyledim. Biz kirli siyaset içinde olmayacağız. Büyük Birlik Partisi'nin temsilcileri olarak. Hiçbir kirli siyaseti, kirli pazarlığının içinde olmayacağız. İttifaklar olabilir. Sonuçta bu bir siyasi yarış. Bugün devleti yönetenler ittifak yapıyor. Biz de yerelde ittifak yapabiliriz. Ama ittifak kuralları şudur. Her şey şeffaflık ve protokol için durur. Gizli saklı protokolsüz ittifak olmaz. Yani bizim de ittifak yapmak isteyenler biz, meclis üyelerimiz buradaydı. Hepsi aynı karardayız, aynı yerdeyiz. Hiçbiri kararını değiştirmiş değil. Parti temsilcilerimiz kararını değiştirmiş değil. Bizler kararını değiştirmiş değiliz. Biz bu maçın içinde varız. Biz maçın sonuna kadar şunu savunuyoruz. Bizler dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla, bu Turgutlu halkına, Turgutlu'ya ne kadar hizmet aşkıyla yandığımızı her yerde anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Ama bizimle ittifak yapmak isteyenler, ittifak kapısını kapatmıyoruz. İttifak da olabilir. Çünkü bizler siyasetçiyiz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile ittifak yaparken bir sorun yok. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerle ittifak yaparken sorun yok. Bizler ittifak yaptığımızda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü benim genel başkanım Mustafa Destici Bey de Cumhur İttifakı'nın genelde ortağıdır. Artık bundan sonra biz de Cumhur İttifakı'nın ortağıyız diye sahalarda gezeceğiz. Bunu da herkes böyle bilsin. Çünkü Türkiye siyasetinde biz daha önce şunu söylüyorduk. Ya arkadaşlar, herkes biz bireysel adayız. Kimse Cumhur İttifakı'nın çatısı altına sığınıp da ya biz Cumhur İttifakı'dayız, biz Cumhur'dayız, biz de böyle demesin diyorduk. Ama artık biz de diyoruz. Biz de Cumhur İttifakı'nın ortağıyız. Benim genel başkanım Sayın Mustafa Destici Bey de Cumhur İttifakı'nın ortağıdır. Artık Cumhur İttifakı'nın ortağı olan bir Büyük Birlik Partisi'ni sağladı, herkes görecek. Biz de diyeceğiz. Biz ittifak ortağı olarak sizlerden, Cumhur İttifakı olarak bunu istiyoruz. Onlar çünkü bunu istiyor, bu dilden anlıyorlar. Hepsini söylüyorum. Sadece bir kişiyi atfım yok. Ama bizler de Cumhur İttifakı ortağı olduğumuzu, bunun hiç kimsenin göz ardı etmemesi gerektiğini,
ve seçim sonuna kadar da sahada bunu en güzel şekilde anlatacağımızı herkesin bilmesini isterim. Teşekkür ederim. Başka sorunuz yoksa... Sayın Başkan, sizin söylemek istediğiniz bir şey de varsa son sözlerinizi alabiliriz. Genel Başkanım zaten gerekeni söyledi. Allah'ın izniyle bu bayrağı aldık. Sonuna kadar da davranmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her yönünü aldım, tamam mı? Hızlı. Başlayayım mı?